Birleşmiş Milletler'den gelen bir heyet Türk cezaevlerini gezdiler. Gezdikten sonra da benimle görüştüler. Dediler ki cezaevlerinde işkence var. Ben de dedim ki peki nerede var? İsim vermediler. Şöyle şöyle işkence olmuş. Kime olmuş? İsim vermediler. Ne zaman olmuş? İsim vermediler. Nerede olmuş? İsim vermediler. O zaman söyleyin ki biz bunu tahkik edelim. Doğruysa bunun faillerini yargıya teslim edelim. Hak ettiği ceza ne varsa onu alsın. Ama eğriyse, iftiraysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böyle bir iftiranın karalamasına izin vermeyelim. Bizim çalışmalarımız gizli, biz bunu söyleyemeyiz. O zaman çalışmalar gizli, bunu söyleyemezsen, iftirayı raporuna korsan, Türk hükümetine kendini savunma, işin hakikatini arama ve bulma konusunda yardımcı olmazsanız Türkiye'yi suçlayamazsınız. Biz işkence konusunda Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesine işkence suçlarının zaman aşımına tabi olmadığını yazmış bir ülkeyiz. Kendimize öyle güveniyoruz. Sadece bugün değil, 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra dahi böyle bir iddia varsa bu iddianın failleri, şüphelileri elbette hukuk önüne çıkar. Biz ülke olarak kendimize güveniyor, infaz sistemimizin dünyanın en iyi infaz sistemlerinden biri olduğunu, en önemli karakterinin de şeffaflık olduğunu her yerden ifade ediyorum. Bir yandan denetleyen mekanizmalar var ve sivil oluşturulmuş mekanizmalar var. Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den, dünyanın pek çok yerinden denetime biz bunları açık tutuyor ve Türkiye olarak kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Böyle bir şeye izin vermemiz asla mümkün değildir. Ama günde bakarsanız yüzlerce asılsız haber yayınlanıyor. Bu haberleri biz anında tekzip ediyoruz. Araştırarak, eğri mi doğru mu hakikatine inerek tekzip ediyoruz. Doğruysa gereğini yapıyoruz. Ama şu ana kadar çok net söylüyorum. 100 tane çıkan haber varsa bunlardan neredeyse tamamının asılsız olduğunu her defasında gördük. Yalan söylemekten, Türkiye'yi karalamaktan bıkmayanlara bir kez daha söylüyorum. Türkiye yalanlara da karalamalara da izin vermeyecek, teslim olmayacaktır. Biz yaptıklarımızı biliyoruz. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerinin her birinin ailelerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birer emaneti olduğuna inanıyoruz. Onların canlarından, sıhhatlerinden, ihtiyaçlarından, barınmalarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumludur ve bu sorumluluğun gereği de anayasa ve yasalarımız çerçevesinde hukuk devletine uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Bundan sonra da tavizsiz bir biçimde biz bu vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Ama doğruları da söylemeye, iftiracıların iftiralarını da yüzüne çarpmaya devam edeceğiz. Hakikat olan konular varsa da tereddütsüz ve ayrımsız üzerine gitmeye de devam edeceğiz. Bu konuyu takip edenler bizim samimiyetimizi ortaya çıkan her bir olaydan yakinen müşahede etmişlerdir. Bundan sonra da bunu takip etmeye devam etsinler. Zerrece tavizimiz yoktur, olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Kim yaparsa, kime karşı yaparsa yapsın, suçlunun işlediği suça ve diğer niteliklerine bakmaksızın ayrımsız üzerine gideriz ve gittik, bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. Bunun da buradan bir kez daha bilinmesini ifade etmek istedim.